Herkese selamlar, merhabalar. Bugünkü videomuzda 10. sınıf kimya 1. dönem konularına bakacağız. Başlayalım. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesiyle kimyanın temel kanunları açıklayacağız. Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlara bakacağız. Bunlarla ilgili hesaplamalar yapacağız ikinci haftada, yani şu anki haftada. Tabii ilk hafta tanışma haftası olduğu için belki buraya kadar gelinememiş olabilir. Yine kimyanın temel kanunu açıklamaya devam edeceğiz. Ardından da değerli arkadaşlarım, ilk 3 hafta bu konuyu değindikten sonra kimyanın temel kanunlarına, 4. haftada mol kavramından bahsedeceğiz. Mol kavramının tarihsel sürecinden, izotop kavramından ve mol hesaplamalarına doğru geçiş yapmış olacağız. Mol kavramı yine 5. haftada karşımızda, 6. haftada yine karşımızda olacak. Önemli bir yer çünkü. Yine mol kavramının bazı elementlerin mol kütlerinin tam sayı çıkmayışının nedeni açıklanacak. Yine mol hesaplamaları devam ediyor ve sınava girilmiş olacak. O zaman burada kimyasal hesaplamalardan, yani kimyanın temel kanunlarından ve mol kavramı ağırlıklı bir sınav olacak. Zaten bu iki konuyu gördük. Ardından hocam kimyasal tepkimeler ve denklemler incelenecek. Burada tepkime denkleştirilmesi sağlanmış olacak. Redox tepkimelerine biz AYT'de bakacağız. Yani 12. sınıfta. Elektroliz ünitesinde. Buradaki kimyasal tepkime çeşitleri var. Bunlara değinilecek. Ardından bunlara devam edeceğiz. Asit bazlı çözünme, çökelme tepkimeleri vesaire. Bunlara devam edilecek. Yine 11. haftada kimyasal tepkime ve dengede devam. Ardından da hesaplamalar ünitesine geçiş yapacağız. Sınırlayıcı bileşen hesapları üzerinde durulacak. Tepkime denklemleri temelinde yüzde verim hesabı yapılacak. Yani yüzde kaç verimli gerçekleşiyor bu tepkime vesaire. Bunlar da değerli arkadaşlarım, başlayacağız 12. haftada. 13. hafta, 14. hafta, yani sınava kadar hep bu şekilde bu konular üzerinde duracağız ve sınav gelmiş olacak ikinci yazılı. Tabii ikinci yazılıda inşallah güzel bir şekilde atlattıktan sonra karışımlar ünitesine bakacağız. Karışımların niteliklerine göre sınıflandırıldıktan sonra homojen ve heterojen karışımlar diyeceğiz. Çözünme sürecini moleküler düzeyde ele alacağız. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeler kullanılacak. İşte buradaki kütlece yüzde değişimleri vesaire. Muhtemelen buraya değinilmemiş de olabilir. Değinilmeyecektir muhtemelen. Çünkü birinci dönem burada sona ermiş olacak. Evet, genel hatlarıyla yıllık planımız bu şekildeydi ilk dönem. İkinci dönem yıllık planı şu an aktarmaya gerek yok. 15 tatilden sonra anlatacağız. Umarım buradaki konuları sizler için en iyi şekilde anlatabilir ve sınavlarınızda ve ileriki üniversite sınavında da şimdiden faydamız olur diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.